Popüler analist bu iki altcoin fiyatında bir sıçrama bekliyor diyor. Burada Link'ten bahsediyor ve fiyatının 30 dolara kadar gitme potansiyeli üstüne konuşuyor. Bunu söyleyen kişi de Vandepop. Vandepop zaten Chainlink'i çok sever. Vandepop harici altcoin'leri de çokça övdüğü zaten bilinmektedir. Ama özellikle Chainlink ile isimleri çok fazla yan yana gelen ve özdeşleşen bir isimdir. Vandepop haricinde Avax, işte Sol tarzında, XRP, FTM, ADA gibi coinleri de kendisi sıkça övmektedir yani. Onu da tekrardan söylemiş olalım, tekrar ifade etmiş olalım. Link'e gelince iyi bir tercih. Yani Chainlink'i bu kadar sevmesine zaten şaşmamak gerekiyor. Piyasanın en iyi Oracle projesi. Her anlamda çok iyi. Adamlar çok iyi yani. Hem proje çok iyi hem de main coin olan Link'in genel durumu da aynı şekilde iyi. Enflasyonist değil. Deflasyonist değil. Deflasyon da olmaması gerekiyor çünkü. Deflasyon olursa ağ üzerindeki işlevi ciddi ölçüde düşecektir. Bu da sıkıntı yaratır. Projenin uzun vadede sürdürülebilirliğine zarar verir. Bu noktada Chainlink iyi bir proje. Link de iyi bir kripto para birimidir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri Link'in potansiyeli. Tabii Link şu an aynı zamanda Ethereum banyaları tarafından en çok alım yapılan ve en çok tutulan kripto paralardan bir tanesidir. Bunu da tekrar altını çizmiş olalım ve durumu ifade etmiş olalım. Altıncı sırada bulunuyor Link şu an için. Evet. Link'in her zaman gücü çok yüksektir. Düzgün akümülasyonlar ardından sert kalkışları sever. Link ile alakalı şunu söylemiştik hatırlarsanız. Yaklaşık bir değil, 1,5 senedir akümülasyon yaptı Link. Devamında ne zaman ki 2023'te son çeyrek açılımı gerçekleşti. Bunun ardından Link'in fiyatı da piyasadaki pek çok altcoin'in fiyatı gibi uçtu. Ama Link'in farkı bir ortalamanın üzerinde bir yükseliş yaptı. İki, geldiği noktada hala şu an içinde bulunduğu noktada harekete devam edeceğine dair çok büyük sinyaller ve ibareler vermeye devam ediyor. İşte Link'in bu şekilde bir farkı var. Evet. Ve kırılımı yapabildiği takdirde burada bahsedilen 17,5 dolarlık bir kırılım, pozisyonun kırılımı 29 dolarlara kadar net fiyat yükselişlerinin devamı anlamı taşıyacaktır. Evet. Durum bu şekilde. Dediğim gibi Link iyidir. Kısa vadede de durumu iyi. Hiçbir kripto para birimi her zaman dik bir mum halinde böyle dimdik yukarı çıkmaz. Hiçbir varlıkta bu olmaz. Sadece mevcut altcoin'in potansiyelini bilmek gerekiyor. Örneğin son yükseliş etabında bakın BTC hafif yukarı yaptı. Patır kütür ilerledi Link ya da geri çekilirken yani şunu söylemeye çalışıyorum. Link'in dominans karşısında direnci yüksek. Ama bu demek değil ki BTC düşerken yükselir. Korelasyonu elden bırakmaz ama güçlüdür. Dengeli hareket eder. Hem alım fırsatını iyi bir şekilde verir. Aynı zamanda yükselirken de güzel karlar portföye katacaktır, kazandıracaktır. Durum bu. Link budur. 30 dolar gibi fiyatlardan bahsediliyor. Yakın zaman içinde olmaz. Bulunduğu kanalda kümülatif gezmeye devam edecektir. Link bir süre daha. Tıpkı pek çok altcoin gibi Mart'a kadar bu şekilde devam. Yani sanki öyle bir iki günde gelecek bir şeymiş gibi de algılanmaması lazım. Yani iki gün sonra olacak gibi. Mart'taki Fed'in faiz indirimleriyle birlikte Link de harekete geçecektir. 29 dolardan 30 dolardan bahsettik. Bunun da yılın kalan kısmında düzgün hareketlerle bunun da çok çok ötesine ilerlemeyi sürdürecektir. Evet. Durum bu şekilde ve beklenti de bu şekilde karşımıza geliyor. Bu arada diğeri neydi? Diğeri de BTC mi? Şey, Ethereum'muş. Evet.
LinkedIn diyor %90'lık sıçrama bekliyor. Link'in %90'dan fazla yükselebileceğini, 13,5-14,25 ardından diyor 25-30 dolara doğru devam edebileceğini söylüyor. 17,5 kırıldığında bunu gerçekleştirir. 17,5 noktasının kırılması için de tabii ki piyasanın pozitif hareketler yapması lazım. BTC'nin yardımı olması lazım. O yardımın da şu an gelmeme ihtimalinin yüksek olduğunu siz de anlayabiliyorsunuzdur. Mart'a kadar zaten o iş birazcık zor yani. Buraya dikkat edelim. Devamında Ether'le alakalı konuşuyor. ETH-BTC paritesi, tıpkı LINK-BTC paritesi ya da diğer pek çok altcoin'in BTC ile olan paritesinde de göreceğimiz gibi 2024'te artacak. Çünkü zaten 2024 yılı, yani bu yıl altcoin'lerin yılı olacaktır. Dışarıdan tabii ciddi bir para girecek. Bu ilk etapta BTC'ye girecek. Bu da bir gerçektir. Fakat dağılım da yüksek olacak bunun ardından. BTC parayı böyle sünger gibi çekmeyecek yani bu yıl. Bu para altcoin'lere de büyük bir ölçüde ve büyük bir oranda dağılacak. Altını çizmek lazım. Dışarıdan büyük para girişini zaten Fed'in faiz indirimlerinden anlayabiliyor ve bekleyebiliyoruz. Hem de çok büyük bir para girişi dedik. Bunun altcoin'lere dağılacağını da yine aynı sebepten dolayı anlayabiliyoruz. Durum bu şekilde. Ether'e gelince, Ether'in tabii 2024'te ekstrem katalizörleri de var. Mesela SEC'in Spot Ether ETF başvurularını onaylaması. Bu en fazla Mayıs ayına kadar, yani maksimum Mayıs ayını bulacak bir zaman diliminde bunun onaylanmasını bekliyoruz. En geç Mayıs'ta, en geç Mayıs'ta dediğime bakmayın, muhtemelen zaten tam da Mayıs'ta onaylanır kanaatindeyim. Onu da altını çizelim. Bunun ihtimali bile çok sağlam bir olayken, kabul edildikten sonra muhtemelen fiyatlar inanılmaz derecede patlayacaktır. Aynı zamanda Ethereum'un çeşitli güncelleme ve yükseltmeleri de bulunmaya devam ediyor. O yüzden Ethereum'un dediğim gibi ekstradan katalizörleri de var. Buradaki katalizörler özellikle Katman 2 protokolleri için, yani Polygon, işte ImmutableX, Optimism vesaire gibi Katman 2 protokollerini ya da Shiba Inu gibi güçlendirebilecek özel yükseltmelerdir şeklinde ifade edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.